Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi biliyorsunuz ki set videosu gelecek dedim ben. Ama bu set videosu video çekmeye ideal bir maç olduğunu düşünmüyorum. İdeal bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Garip bir şey çünkü. Ben de onun öncesinde sizlere birkaç bir şey göstermek istiyorum. Yani hile mi, hata mı bilmiyorum. Ama bu arkadaş nasıl diyeyim, bu videodan sonra özellikle araştırılacaktır diye düşünüyorum ben. Düşüncem bu yönde. Şimdi 6. seviye 7. seviye kadar ben bu maçı izledim. Herhangi bir şey yapmadı. Ama kaybettiği an mı yapmaya başlıyor? Neye göre yapıyor? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Script değil çünkü ya. Script'i biliyoruz. Bir program. Ama burada böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Garip bir mevzu. Şimdi ilk olay burada gerçekleşiyor. Bakın. Swain'e burada ultisini atıyor. Ve bu dakikadan sonra bakın. İndiği yerde Swain yok. Bir anda Swain yok oluyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Swain içine giriyor setin. Bakın şu an Swain setin içinde. Swain ultisini falan attı. Bak şu an hala orada takılıyor ama yetenek atıyor ama öldü. Şimdi set doğduğunda göreceksiniz olacak olan şeyi. Bakın set doğduğunda Swain içinde doğdu ve set üstünde beklediği zaman buradaki base bile ona vuruyor ve set böyle Swain'le beraber geziniyor arkadaşlar. Bakın Swain'in doğmasını bekliyor üstünde. Direkt olarak burada tekrar düşürüyor Swain'i ve hareketleniyor. Ve burada zaten garipsemeye başlıyorlar. Pinkler falan geliyor. Garip şeyler, ne oluyor falan yazıyor Swain. Ne olduğunu o da bilmiyor. Tam Kench de pink atıyor. Pardon kanka yazıyor set. Yani burada pardon kanka yazılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Şuna bakın. Her doğduğunda Swain setin içerisinde doğmuş oluyor baktığınız zaman. Ve set bu dakikadan sonra ulti kullanacak mı? Bak ulti kullanmazsa hiç bu adam bunu bilerek yapmış oluyor. Niye? Çünkü bazı durumlarda büyük ihtimal ulti attığınızda bu olay gerçekleşiyor. Ve bunu kullanmanız sonuçta ban sebebi, haberiniz olsun. Yani yaptığınızda ban yerseniz yiyeceksiniz zaten. Ve ben de bak kanka yazıyor. Bak mesela adam da bak kanka yazıyor. Ve böyle Swain'i sürekli öldürüyor. Bana mı denk geldi maalesef diyor. Sette haberi olmayabilir bundan. Yani ben bir şey demek istemiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Ve sonuçta Riot Games'te bu videoyu bir şekilde denk gelecektir. Biz bu videoyu Mundo videosunun içerisine bir iki tane pozisyon olarak koyacağız. Böyle bir olay arkadaşlar. Bug deniyor. Chat'te de bug deniyor. Setin de haberi olmadığı gibi yazıyor. Ama bilinmediği falan yazıyor. Dediğim gibi hiç kimsenin anlamadığı bir şey. Ama dediğim gibi birkaç tane benim izleyicimin başına da bu olay gelmiş. Nadiren geliyor büyük ihtimal. Tamamen tesadüfen bir şey oluyor. Bir ulti atıyorsun, hop böyle oluyor. İsteyerek bilerek yapılan bir şey gibi gelmiyor bana. Dediğim gibi bu videomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu arkadaş da incelenir. Hile ise hiledir. Bilmiyorum. Artık beni ilgilendirmiyor. Böyle bir olay var. Bu tarz olayları da paylaşmaya devam edeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar Mundo maçına geçeceğiz. Bu sırada Swain sürekli ölmeye devam ediyor. Evet biz de maçımıza geçelim. 11 milyon Mundo maçı arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçtik maçımıza. Bir önceki set olayları gerçekten garip. Umarım bir şekilde kontrol edilir, bir şekilde düzeltilir diyoruz. Ve yeni videomuza geçiyoruz arkadaşlar. 11 milyon Mundo. Bak şimdi şöyle göstereyim ben size. Amerika sonucusundayım şu an. Silver 4. 11 milyon hatta 12 milyon diyebiliriz. Oradan küsuratı 12 milyona çekebiliriz. 12 milyon Mundo arkadaşlar. Yani adam sadece Mundo oynuyor. İnanılmaz bir şey ve Silver 4. Geçen sezon neymiş? Ona bakmak istiyorum. Geçen sezon da Silver. Ve arkadaşlar maç süresi, karşılaşma geçmişi, her maç aynı eşya. Bu adamın gün ateşi ve çivili zırha bir fantazisi var. Bakın Olaf almış, ona da onu almış. Bakın her maç aynı eşyalar ve burada bir tane maçı var. Buna tıklayınca şaşıracaksınız. Gün ateşi ve çivili zırha almış ve rakip de sadece hani tamam hani Akali var karşısında, ona rağmen gitmiş çivili almış mesela. Yani gitmiş öyle adamın zırhı almış. Bu adamın zırh takıntısı var diye düşünüyorum ben. Büyü hasarı şampiyonlara karşı oynuyor olsa dahi zırh kasıyor. Garip bir olay. Gerçekten garibime gitti. Tabii ki fiziksel hasar kasması, hani zırh kasması kötü değil. Ama araya bir tane de büyü direnci sıkıştırırsın ya. Şimdi geçelim maçımıza. Nasıl bir maç olacak? Merak ediyorum. Gerçekten nasıl oyun oynuyor? Merak ediyorum. Hepinize iyi seyirler. Bu arada şifa ışınlan oynuyor. Gerçekten garip bir şey. Bu arada Camille eşleşmesi Mundo için hiç iyi bir eşleşme değil. Şu an niye Camille Q atmadı mesela, onu da merak etmiyor değilim. Silver 4'te neden kalmış? Asıl merak ettiğimiz konu bu. Bu adam neden Silver 4? Yani bu adam Gümüş 4'te neden kalmış? Bunu inceleyeceğiz. Q'lardan gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar biraz yetenek atışlarında ufak bir sıkıntı var gibi duruyor. Hatta koridoru şu an çok garip oynuyor. Bakın şu an niye hasar yedi mesela? Hiçbir
sebebi, mantığı olmayan bir hasar yedi. Ve burada Kamil üstüne atlayabilir burada. Niye bir şey yapmadı? Ve burada Mundo olabildiğince farm kesmeye çalışıyor. Evet, ikinci seviye yarı cana düştü bile. Bakın, hiçbir şey yapmadan, bak mantık bu ya. Bak bu tarz eşleşmelerde şöyle düşünün arkadaşlar. Zaten burada Doran Kalkanı her türlü daha iyi. Çünkü buradan aldığı can gibi zaten Doran Kalkanı'ndan da alıyor belli bir can. Bakın burada 80 can almış adam Doran Kılıcı'ndan. Hiç adama bir tane bile vurmadan yarı cana düştü. Heh, ilkini vurdu şu an. Yani biraz garip koridor aşamasında sıkıntılı şeyler yaşıyor. Bir de bu tarz Mundo seçimlerinde sıkıntı, asıl sıkıntı karşıya Trundle gibi bir şampiyonun geliyor olması. Trundle geldiği zaman sizin kastığınız zırhın çok da pek bir önemi olmuyor. Onu da söyleyelim. Ama şu ana kadar mesela ölmeme konusunda da iyi iş başarıyor. Onu da söyleyelim. Bu arada farmlar bug'a girmiş. Şöyle yaptık. Düzeldi. Şimdi bu adam mesela farm konusunda iyi iş çıkartmış. Onda hemfikiriz. Ama mesela atıyorum bu adam maç taşıyamaz. Bu oyun tarzıyla. Eğer ileride bir şey yapmazsa. Şimdi tank oynuyorsanız ve oynadığınız tankı bu şekilde inanılmaz defansif oynuyorsanız şunu unutmayın. Bazı tanklar bazı eşleşmelerde erken oyunda güçlüdür. Tank dediğiniz şey bu tarz dövüşçülere karşı, Kamil'e karşı vesaireye karşı geç oyunda geri düşer. O yüzden de arkadaşlar sıkıntı büyük. O yüzden erken oyunda biraz daha agresif oynayıp erken oyunda üstünlük almanız lazım. Ama burada Mundo'nun o tarz şeyler umurunda olduğunu düşünmüyorum ben. Oo, yalnız orada Kamil atladı. Sıçrası var mı? Sıçrası olsa sıçrayıp Q yeteneğini vursaydı düşürecekti. Bakalım Mundo burada üstüne dönecek mi? Üstüne dönmüyor. Aa, niye? Üstüne döndü. Hemen bir tane daha Yakut Kristal aldı. Yakut Kristal fetişi var. Büyük ihtimal her oyun bunu alıyor. İstisnasız yani. Burada yalnız ooo güzel bir totem gelmiş burada Kamil tarafından. O totem bayağı işe yarıyor biliyorsunuz koridorda. Bakın burada Mundo böyle çalıya girip çıktığında mesela ne oluyor arkadaşlar? Minyonlar ona dönüyor veya rakip oyuncu onu görebiliyor gibi olaylar oluyor. Minyonlar Mundo'ya vuruyorsa vurmaya devam ediyor. Çalıda görüş varsa. Evet, bu arada Kamil 1100'lük eşyasını almış. Bayağı saçma. İşte düşük elonun sıkıntıları. Pırıltı alması çok 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 daha iyiydi. Bakalım şimdi Mundo bu koridorda ne yapacak? Şimdi bu koridor çok kötü bir durumda. Bu koridor, bu arada bu adam iyi minyon kesiyor. Ben size söyleyeyim, bu adamın takımı iyi geldiği sürece bu adam maç kazanır. Ama takımı iyi gelmediği zaman bu adamın lig atlama ihtimali neredeyse yok. Onu da söyleyeyim, minyon kesiyor. İyi minyon kesiyor baktığınız zaman. Çünkü 32 minyon kesmiş. Hani bu seviye için baktığınız zaman Sivir Lazer hariç iyi yani. Yalnız iyi minyon kesiyor diyoruz. Adam 32 minyon kesmiş. Evet, Mundo Kamil'le kapışıyor orada. 6. seviye olmuş. Kule altı mı gelecek? Şifası da var. Aa lan, kesmişti. Aa, niye de niye bıraktı? Aa. Ya Mundo ne yapıyorsun ya? Lan orada kestin adamı ya. 6. seviye avantajını kullanmıştı, fark ettiniz mi? Orada Kamil'i düşürmeyi başarmıştı benim, hani bana göre, ki size göre de öyledir diye düşünüyorum. Ve burada ilk Bami'nin közünü almış durumda arkadaşlar. 32 milyon ve farm farkı artık açılmaya başladı. Bakalım oyunun ilerleyen dakikalarında, orta oyunda vesaire yan koridorlarda bu adam ne yapacak? Bak bu adam niye böyle? Bak şimdi çok garip bir şey göstereceğim size, dikkatimi çekti bak. Bir tane minyon kaldı, geri gidiyor. Tamam, bak geri gitti, bekliyor. Kulenin etrafında bir tur döndü, geldi Q attı. Niye mesela otomatik saldırıyla öldürmedi onu? Tamam, Q'da atarsın, niye kulenin etrafından döndü falan? Onu çok garip gelmiyor mu size de ya bunlar? Bak adam sadece Q ile minyon kesiyor ha. Bak geliyor, arada sırada çok nadir otomatik saldırı vuruyor. Bak minyonu kaçırdı. Oh, kafayı yiyeceğim. Şu an bu arada Ignite'ı da var Kamil'in. Bayağı bir canını yakabilir Mundo'nun, onu da söyleyelim. Burada pasifini de aldı. Oo, bir dakika, Kamil'le kapışıyorlar. Bir tane daha Q, çok iyi. Hemen üstüne gitseydi sanki bir şeyler olur muydu ama tutuşturu var ya. Oo, Kamil direkt olarak savaşı başlatıyor. Ultisini kullandı Mundo, tutuşturu var. Q kaçtı ve burada Mundo bir kez daha düşüyor arkadaşlar. Yani hak etti. Hak edilen bir ölüm açıkçası. Tutuşturu olan Kamil'e karşı bu şekilde oynayamazsınız ve Bramble West de geldi. Bakalım burada o Q neydi? Sıkıntılı bir Q geldi. Bu arada Mundo'yla
Minyon kesmek genel şampiyonlara göre daha kolay. Onu da ben size söyleyeyim. Kamil bu arada bir şey öğrenmiş. Sürekli buraya totem atıyor. Yani onu da söyleyelim. Ve Mundo tekrar bakın Q ile uzaktan uzaktan Q ile minyon kesiyor. Ben gerçekten anlam veremiyorum. Bu adam mesela neden bu kadar çok Mundo oynuyor? Yani şu an Mundo'nun keyifli tarafını tam anlamıyla yapmıyor. Acaba gerçek hayatta kasap mı? Ya böyle bir şey olabilir abi. Hani ben böyle şeyleri gerçekten yargılamıyorum. Yani olabilir abi. Adamın sevdiği bir şeydir. Ben Twist Fate'i seviyorum mesela. Batak oynamayı seviyorum gibi düşünebilirsiniz. Ya düşünmek istiyorum daha doğrusu. Çünkü başka mantıklı bir açıklama bulamıyorum ben. Ve Q ile bakın attığı hasara bakın. Yani koridorunu yenebilecek bir şampiyon bu. Öyle şey bir şampiyon değil yani. Hani tamam çok yüksek seviyede oynadığı zaman Kamil belki yener eyvallah. Ama bu tarz durumlarda bak git mesela pasifini al, almıyor. Bak bıraktı. Minyona iki tane vurdu. Minyonu aldı. Ne yapıyorsun? Mundo pasifini niye almıyorsun? Kesti. Heh bak gördünüz mü? Bu kadar. Bak iki tane minyona vurdu. Q'yu kaçırdı. Pasifini almadı. Her şeyi yaptı. Ona rağmen bu adam rakibini öldürmeyi başarıyor. Yani o yüzden Mundo ile erken oyunda agresif oynasa çok daha fazla şey kazanabilirdi diye düşünüyorum ben. Ve burada arkadaşlar hemen mesela ben bunu çok mantıksız buluyorum. Mesela burada gün ateşini bitmeyeceksiniz. Niye? Bak buraya verdiğin 1400 altın 30 büyü direnci ve 10 yetenek hızı veriyor sana. Tamam yetenek hızı bir nebze anlarım. Ama büyü direnci hiçbir şey kazandırmıyor sana. O yüzden gidip atıyorum ninja tabidir. İşte ne bileyim bir sonraki eşyana ne alacaksan onun bir ufak eşyasını mesela. Mesela o donmuş yüreğin Randuin'in alt eşyası var ya atıyorum o olabilir. İşte ne bileyim bu tarz şeyler daha mantıklı geliyor bana. Mundo oynarken ya çünkü burada büyü direnci hiçbir işe yaramıyor. Oradaki altını tamamen çöpe atmış oluyor. Ve burada Trundle'dan baskın yediği için ultisini kullanıyor. Trundle çok basit bir şekilde tekrar düşüyor ve minyon farkı gittikçe açılıyor. Bir sürü de plaka alındı burada Kamil tarafından ve bakalım. Şimdi bu dakikadan sonra neler yapacak? Bu arada bu Mundo'nun kostümü de bayağı güzelmiş. Harbiden uzun zamandır yapmıyorduk bu seriyi. Ben de özledim. Siz de özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Yıllardır Mundo oynayan bir kardeşimizi analiz ediyoruz. Yine pasifini almıyor. Umurunda değil. Q kaçtı burada. Tutuşturunu falan... Tutuştur yok diyecektim. Tutuştursuz kesmeyi başarıyor Kamil. Ben şu an mesela bu Mundo'nun adama neden daldığını hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Yani tamam abi erken oyunda dalmadın. Bak erken oyunda dalmadın. Sonra niye dalıyor? Anladınız mı? Yani mantıksızlık var. Yani burada adam mesela Mundo'yu kötü oynama falan bunlar bir kenara. Oyun mantığı olarak yanlış şeyler var. Yani adam erken oyunda Mundo'yla yenebileceği bir eşleşmede veya eşit gidebileceği bir eşleşmede eşit gitmeyip sürekli minyonların arkasında bekleyip sadece minyon kesip onun sonrasında Kamil skor ve skorları alınca Kamil ilah sindirenini aldıktan sonra Kamil güçlendikten sonra birebir deniyor. Tamam Kamil ultisi olduğu için birebir yapmak zorunda kalıyor olabilir. Ona göre oynayacaksınız. Bu tarz durumlarda bakalım şimdi Mundo yan koridordan ittirmeye başladı. Kamil de haritaya inecek. Artık Kamil. Şimdi Kamil'in haritaya inmesi demek gerçekten sıkıntı bir durum. Diğer karakterlere göre mesela Ornn haritaya indiği zaman çok güçlü. Mesela Mundo ile haritaya indiğin zaman yapabileceklerin sınırlı. Ama Ornn'la basıyorsun ultiyi savaş başlatıyorsun falan. Özellikle Kamil. Hasarı çok iyi. Birebiri güçlü. Üzerine de rakibi bir yanlış pozisyonda yakaladığı gibi direkt olarak ultisini kullandığı zaman rakip kaçamıyor. Ve rakibi yakalayıp sayı üstünlüğünü kullanıp öldürebiliyorsunuz. O yüzden Kamil gibi şampiyonlar koridorunu yendiği zaman gerçekten inanılmaz bir harita üstünlüğü oluyor. Yani Kamil'e koridor kaybetmemeye çalışın. Çünkü genelde Kamil koridoru kazanırsa maçı kazanır diyebilirim arkadaşlar sizlere. Bakalım burada harita ödülü çıktı dakika 15'te. Burada harita ödülü şu Mundo'nun kafa atışına bayılıyorum ya. Kuleye kafa atıyor ya bak. Vursun bak. Kuleye kafa atışına bayılıyorum gerçekten. Ve burada ilk kuleyi alıyorlar. Takımının ilk kulesi. Burada yalnız Kamil buraya atladı. Ve Lee Sin'i düşürecek büyük ihtimal. Lee Sin Kamil'i Mundo'nun üzerine attı. Yalnız orada Mundo'yu kovalıyor Kamil. Bakalım ultisi yok. Oradan bir şey çıkmaz. 1-5-0'lık bir Mundo performansı. Gümüş seviyeye göre. Bakın tekrar söylüyorum. Gümüş seviyeye göre farmı çok iyi. Bizim gümüş seviyede. Gümüş 4 hatta bu adam. Bronza çok yakın. Yani bronzadan bile geliyor olabilir maçına. O yüzden kesinlikle bu minyon sayıları bence fena değil. Yani mükemmel mi? Değil. Ama fena değil diyorum ben. Türkiye sunucusundakilere göre karşılaştırdığımızda biraz bir tık daha iyi diyebilirim buradaki gümüş seviye. Evet. İki tane ejderi almış rakip. Buradan gün ateşini bitti ve bir sonraki fetiş eşyası yani böyle almak için can attığı sadece onu aldığı çivili zırha gidiyor arkadaşlar. Bakalım onu burada nasıl alacak ve Mundo Trundle'la kapışıyor. Şimdi Mundo her gördüğü kişiden kaçıyor. Bak basıyor R'ye. Kaç oğlum. Al çantayı. Kasap.
Hop, burada Trundle düşürmeyi başarıyor arkadaşlar. Dediğim gibi belki burada mesela bir tane daha zırh eşyası olsa, ninja tabisi olsa düşmeyecek belki. Ama gün ateşi burada tam anlamıyla bir şey vermiyor. Tamam, gün ateşini erken bitersen çok iyi bu arada. Hasarını falan veriyor. Ama oradaki o 1400'lük eşya gerçekten, hadi ormancı büyüdüren, büyü hasarı vuran bir şampiyon olur. Diana olur mesela. Echo olur, alırsın. Ama burada fiziksel hasar. Azir zaten üst koridora çok fazla gelmiyor. O yüzden oradaki 1400'lük eşya boşa gitmiş oluyor. Ve burada Giant Bell dev kemerinde almış bulunuyor. Üst koridora koştu. Bakalım burada skor falan alamayacakmış gibi duruyor yalnız. Birebir de bir kere öldürdü Camille'i. Onun dışında şimdi Mundo ile devamında skor alabileceği yer yok gibi duruyor. Ve Camille son anda tutuşturunu attı. Ve orada düşürüyor. Mundo ultisini basmış. Ne alaka? Bakalım Camille kule altı girdi yalnız. Orada Lee Sin. Bakalım düşürebilecekler mi? Mundo burayı tanklamaya çalışıyor. Ama çok da tank olduğunu söyleyemeyiz gerçek anlamda. Oo, Mundo öldün mü? Ölüşe bak. Bu arada arkadaşlar, sizin de böyle arkadaşlarınız varsa, ya abi benim bir arkadaşım var gümüşten çıkamıyor, işte 3 milyon bilmem ne veya 2000 maç silver, 5000 maç bronz, abi işte takımının kötü geldiğini düşünüyor, benim arkadaşı bir analiz et diyeniniz varsa da, cesareti olan varsa buyursun gelsin. Onu da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Dediğim gibi ama bunda herkese cevap vermem mümkün değil. Çok fazla insan yazıyor bu konuda. Denk gelirse yaparız. Dediğim gibi güzel bir maç gelirse. 1-7-1'e geldi skor ve dakika 21'de 3. ejderi kendileri alıyor arkadaşlar. 2 eşyasında bitti. Bakalım 3. eşyası ne olacak? Mesela burada bir tane ufak büyüdürence eşyasını almak onun için iyi olur. Onun sonrasında mesela Negatron pelerini alıp ondan sonra yine zırh gitmek fena olmaz. Çünkü Azir ve Seraph'in karşıda iyi hasar veren iki yetenek gücü şampiyonu. Negatron pelerini Mundo'yu bir süre tutacaktır. Veya işte ruh gömleğinin alt eşyası da fena olmaz diye düşünüyorum. Yalnız burada Camille mi yakaladı? Ultisini full candayken kullanıyor burada Mundo. Çok gereksiz bir ulti. Sadece hız almak adına atılmış bir ulti. Ve burada Sivir bayağı bir hasar veriyor. 3 eşya olmuş. Yani şu an bu maçın geri dönüş ihtimali pek yok gözüküyor arkadaşlar. 12 milyon Mundo oynayıp böyle de oynamazsın ya. Gerçekten bunu şey için söylemiyorum ben. Ya bak, olay ne biliyor musunuz? Merak edersin abi. Dersin ki lan ben bu şampiyonu oynuyorum, biraz da iyi oynayayım dersin ya. Bazen. Yani dersin ki lan şuraya bir gireyim bakayım millet ne yapıyormuş falan. Ya bana böyle geliyor. Ben yanlış düşünüyorsam tabii ki, hani tamamen eğlencesini oynamak isteyenler vardır. Eyvallah. Ama bana bu tarz maç, oyunlar kaybedildiği zaman, hadi maç kaybetmen önemli değil, koridor kaybedildiği zaman her zaman eğlenceliymiş gibi gelmiyor. Yani bana böyle geliyordur belki. Kusura bakmayın yani böyle düşünüyor. Hani siz böyle düşünmüyorsanız. Ama yani bana... Yani sanki bir tık daha iyi oynasa veya basit şeyleri yapabiliyor olsa en azından. Bazı maçlarda koridorunu yense falan sanki daha iyiymiş gibi geliyor. Yalnız orada pasifine gitti. Pasifine gitti Azir ultisine ve gitmediği için orada asistini alıyor. 1-7-2. Bu arada bak, bu maçta iyi oynasa, mesela ölmese, sadece tanklığını yansıtsamazsa, bu Miss Fortune belki de maçı taşıyacak. Bakalım burada yalnız Trundle yakaladı Mundo'yu. Oradan bir şey çıkar mı? Yalnız kovalasalar, Ahri'nin de ultisi var. Orayı düşürürler. Sivir ölü. Seraph'in ölü. Burada kesinlikle o Trundle'a savaş başlatılması gerekiyordu. Ama öyle bir şey yapmadılar. Bu arada Miss Fortune 15. seviye oyunu olmuş. Onu da söyleyelim. Yalnız Trundle kötü pozisyonda kalıyor. Ve Miss Fortune orada skoru alıyor. Neredeyse maçı kazanacaklar. Bakalım Mundo ultiyi niye bastı? Allah Allah. Niye ulti bastı? Çok garip. Çok garip yani. Öyle böyle değil. Oo, arka taraftan geldiler yalnız. Orada Sivir ile Seraph'ini düşürmeyi başaracaklar mı? Ahri düştü son anda. Sivir oradan kaçmayı başarabilecek mi? Ultisini kullandı Miss Fortune. Son anda Sivir'i düşürüyor. Buradan Baron'a gidebilirler diyeceğim ama maalesef Baron'a gidemezler. Çünkü Baron yok. Camille içeriye girdi yalnız. Orada Camille'i düşürebilecekler mi? Camille bir tane daha vursa bunda ölür. Oradan kaçmayı başarıyorlar. 1-7-5'e gelmiş skor. Yani buradan ne çıkar? Çok da fikrim yok açıkçası. Azir Kulesi'ni alıyor. Ne Şifa mesela niye giriyor? O da ayrı konu mesela. Şifa Mundo'ya niye girilir? Lan zaten sürekli canın doluyor ya. Pasiften canın doluyor. Ultinden canın doluyor. Mesela Şifa niye girilir? Tutuştur girse, koridor kazansa daha iyi. %100 daha iyi yani. Yalnız burada savaş başlamış. Mundo yine ultisini kullanıyor arkadaşlar çok erken dakikada. Bu kadar erken ultisini kullanmasının çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ve dakika 29'a geldik. 140 milyonla Miss Fortune ölmüş. Miss Fortune öldüğü için burada maç bitebilir. Onu da ben size söyleyeyim. Çünkü Miss Fortune tutuyordu oyunu. Burada Azir zaten vurmaya başlamış. Bu şekilde arkadaşlar 12 milyon Mundo da
Yani bu şekilde oynuyormuş. Gördüğünüz gibi bir şampiyonu, ben her zaman size söylüyorum, bir şampiyonu çok iyi oynamak için karakteri çok iyi bilmeniz gerekmiyor. Yani gerekiyor tabii ama bu adam mesela atıyorum ultisinin ne işe yaradığını bilmiyor. Q'nun ne işe yaradığını bilmiyor. Tabii ki onları biliyordur, okumuştur vesaire. Bu adamın bilmediği şey Mundo hangi durumlarda koridor kazanır, ben hangi adamı koridorda yenebilirim, İşte ne zaman adama dalmam gerekiyor. Bu tarz şeyleri bilmediği için aslında bunlar geliyor başına. O yüzden ilk başta tek şampiyon oynamak isteyen arkadaşlara, o şampiyonun gidin herhangi bir yerden, benim kanalım olur, başka kanallar olur, gidin o şampiyonla o eşleşme nasıl oynanır, önce bunun bir yerde yok mu, kendiniz öğrenin, gidin dalın ölün, deyin ki aa bu yüzden öldüm, İşte bir sonrakine deyin ki aa böyle yapayım, böyle deneyeyim, hop yine başladı, yine oynadı, yine öldüm, bir sonrakine değiştir, kesebildiğin bir pozisyon bulmaya çalış. O yüzden bu şekilde deneme yanılma yöntemleriyle de bulabilirsiniz. Bu şekilde 12 milyon mundomuzu, 12 milyon mundomuzu da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Milyonluk serimiz zaten devam eder her türlü. Bu tarz içerikler seviyorsunuz, ben de seviyorum. Farklı oluyor. Bu tarz, yani bana çok garip geliyor. Ben izlerken şaşırarak izliyorum. Gerçek anlamda söylüyorum bunu. Bu videomuz da bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.